Evet herkese yeniden merhabalar. Genel tekrar videolarımızın beşincisindeyiz. Beşinci videoda ne var? Basit eşitsizlik var. Beşinci videoda ne var? Mutlak değer var. Her yıl ÖSYM yapmış olduğu sınavda mutlaka basit eşitsizlik ve mutlak değerden ne yapıyor arkadaşlar? Bir tane soru soruyor. Bazen görüyorum öğrenci arkadaşlarımızın ödev takip programlarını ayarlarken bir bakıyorum basit eşsizlik konusunu atlamış. Mutlak değer konusunu atlamış. Hemen vazgeçmiş. Hep söyleriz vazgeçmeyin. Bakın biz stüdyoda bazen bir video çekebilmek için saatlerce, dakikalarca, defalarca tekrar 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 yeniden çekiyoruz. Neden? O görevi başarıyla tamamlayabilmek için sonuna kadar mücadele etmek zorundayız. Yani siz de bu sınavda başarılı olmak istiyorsanız anlamakta zorlandığınız ya da kavrayamadığınız konuların bir parça daha üstüne gideceksiniz ve unutmayın arkadaşlar adı üstünde zaten basit eşitsizlikler gerçekten bizi motive etti basit bir şekilde halledeceğiz dikkatli olun biraz pozitif negatif sayı bilgilerine ihtiyaç olacak bazen bazen de buradaki gibi ilk soruda olduğu gibi arkadaşım sanki tahtada bir rasyonel sayı sorusu, sanki tahtada bir denklem çözme sorusu varmış gibi devam edeceğiz. Bunun paydasını 5 ile bunun paydasını 3 ile çarpıyoruz. 5 ile x artı 2'yi çarptık 5x artı 10. Yani hem payla hem paydayla hem payla hem paydayla ortak paydamız kaç olur o zaman? 15 olur. 3 ile 3x'i çarptık 9x. 3 ile eksi 1'i çarptık eksi 3. Küçükmüş kimden? Sıfırdan sevgili arkadaşım. 5x 9x daha ne yaptı? 14x. 10'dan 3 çıktı. 10'dan 3 çıktı. Kaç etti? Artı 7. 15 ile sıfırı çarptık. Kaç etti? Sıfır. Hocam sen bildiğin denklem çözme sorusu çözüyorsun. Sadece şuraya büyüklük küçüklük işareti gelmiş. E sana söylüyorum korkacak bir şey yok arkadaşlar. Birlikte sorulara karşı yumuşatıcı etkimizi kullanarak halledeceğiz o işi. 14x artı 7 14x artı 7 küçükmüş sıfırdan artı 7'yi bu tarafa atınca 14x küçüktür eksi 7 her tarafı kime bölüyoruz? Her tarafı 14'e bölüyoruz. Böldüğümüz zaman x dediğimiz sayı kimden? Eksi 7 bölü 14'ten yani eksi 1 bölü 2'den küçük. Eksi 1 bölü 2'den küçük sayıları yazınca kim var arkadaşlar? Eksi 1 bölü 2'den küçük sayıları yazınca eksi 1 bölü 2'den küçük ama en büyük sayı kimmiş? Eksi 1'miş diyoruz. Birinci soruyu tamamlıyoruz. Şimdi sırada kim var? İkinci soru. İkinci soru Generation next. Connection people, Nokia. Şimdi arkadaşlar, ikinci soruda biraz dikkatli olacağız. Tane tane gideceğiz. Önce şunu bir yazmak istiyorum. Bakın, z sayısı küçükmüş y eksi x'ten. O da küçükmüş sıfırdan. O da büyükmüş y artı z de büyükmüş sıfırdan dedi bize. Şimdi bak burada üçünü ayrı ayrı değerlendirecek olursak bak iyice aklımızda oturtmak için söylüyorum. Hocam bize diyor ki z sayısı sıfırdan küçük. Başka y eksi x sayısı sıfırdan küçük. Başka y artı z sayısı sıfırdan neymiş arkadaşlar? Büyükmüş. Bunlara bir bakalım karşımıza ne çıkartacaklar? Hemen aldım kalemimi. Diyorum ki z'nin sıfırdan küçük olması demek z'nin zaten negatif olduğunu gösteriyor. Eksi x'in eşitliğini diğer tarafa atarsak da y sayısı da kimden küçük oldu? x'ten yani x y'den büyük. Zaten şunu unutmayın küçükten büyük çıkarsa negatiftir. Büyükten küçük çıkarsa pozitiftir. İşaretine bakılmaksızın bunu her zaman her şekilde söyleyebilirsin. Artı z'yi buraya attığında y büyükmüş kimden arkadaşlar? Eksi z'den diyebilirsin. Bunlar işimize yarayacak mı? Birazdan göreceğiz. Şimdi burada elimizde olanları verdik. Hemen geliyorum diyorum ki bakın y eksi x y artı z. Y eksi x sayısı küçüktür. Y artı z'de her iki tarafta y olduğu için toplama çıkartma olduğu için gitti. Dolayısıyla eksi x sayısı z'den küçükmüş ya da tam tersini alacak olursak hocam eksi x o tarafa attığında x artı z sıfırdan büyükmüş. Biz az önce biz az önce z'nin sıfırdan küçük olduğunu söylemedik mi? Z sıfırdan küçük olduğuna göre z negatif bir sayı olduğuna göre sıfırdan büyük olması için x'in mutlaka ne olması lazım? Pozitif. Yani x sayısı da sıfırdan neymiş arkadaşlar? Büyükmüş. Onu da bulduk. X sayısı sıfırdan büyük, Z sayısı sıfırdan küçük. Sevgili arkadaşlar bitti mi? Vallahi yine bitmedi. Ne var? Bu sefer de şu ikisini değerlendirelim. Bakın burada Z var, burada Y artı Z var. Z sayısı, Z sayısı, Y artı Z de nedir arkadaşlar? Küçüktür. Aha buradaki Z'ler birbirini götürürse, Y sayısı da sıfırdan büyük oldu mu? oldu. O zaman aslında biz her şeyi bulduk. X'i biliyoruz. X'i biliyoruz. Şunu düzeltelim bir. X'i biliyoruz. X'in işareti sıfırdan büyük olduğu için X'in işareti pozitiftir. Y'yi biliyoruz. Sıfırdan büyük olduğu için Y'nin işareti pozitiftir. Z'yi biliyoruz. Sıfırdan neymiş arkadaşlar? Z de sıfırdan küçük olduğu için z'nin işareti de nedir arkadaşlar? Negatiftir diyebiliriz. Hemen geliyoruz. Buradan söylüyoruz. x ile y'yi topladın. Her ikisi de pozitif olduğu için x ile y'nin her ikisi de pozitif olduğu için burası pozitif. z de negatif olduğu için burası negatif. Unutma küçük bir sayıdan büyük bir sayı çıkınca sonuç negatiftir. Büyük bir sayıdan küçük bir sayı çıkınca sonuç nedir? Pozitiftir. E pozitif sayılar negatif sayılardan büyük olduğu için, büyükten küçük çıktığı için her zaman için sıfırdan büyük olur. Dolayısıyla x artı y eksi z sıfırdan büyüktür. Ve bu birinci öncül daima nedir arkadaşlar? Doğrudur. Burada sıkıntı yok. x artı z'ye demiş ki sıfırdan küçük olacak. x artı z'ye sıfırdan küçük olacağını söylemiş. Diyorum ki x'in işareti pozitif. Efendim z'nin işareti negatif. Normal şartlarda pozitifle negatifi, pozitifle negatifi topladığında normal şartlarda kesinlik yoktur. Kesinlik yok. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Burada ince bir detay var. Biz Z'ye eksi 1 dersek eksi ile eksinin çarpımı artı 1 eder. Dolayısıyla Y 2 olmak zorunda kalır y2 olduğunda da x 3 olur. Bu öncülden ötürü x sayısı z'den büyük olduğu için Allah'tan bak sizi yanıtabilirdi burla. x sayısı z'den büyük olduğu için x ile z'nin toplamı daima pozitiftir. O halde biz bu ikincisini alamayız. Şimdi gelelim başka bir şeye. y sayısı x sayısından normalde küçük. Ama bir eşitsizliğin her tarafını negatif bir sayıya böldüğünüzde eşitsizlik ne yapar arkadaşlar? Yön değiştirir. Tekrar anlatayım. Bu basit eşitsizliklerin bir özelliğidir. Hocam normal şartlarda az önce şurada buldunuz. Dediniz ki y sayısı x'ten nedir arkadaşlar? y sayısı x'ten küçük. Ama siz bunun her tarafını negatif bir sayıya böldüğünüzde yani z gibi bir negatif sayıya böldüğünüzde eşitsizlik yön değiştirir. Dolayısıyla y bölü z x bölü z'den büyük olmuş olur. Demek ki bu üçüncü öncül de nedir arkadaşlar? Doğrudur. Doğru cevabımız 1 ve 3'tür. Son yıllarda sınavda direkt karşınıza çıkacak soru tiplerinden bir tanesi tahtadaki sorudur. Bir daha yaz, kendin yaz, anlamaya çalış, çözmeye çalış, eksiklerini not al. Çünkü bu sorunun benzerleriyle sınavda karşılaşabilirsin. Hatta şöyle söyleyeyim karşına çıkabilecek en karmaşık soru da budur sevgili arkadaşlar. Bakın üçüncü soruya geldik. Ben sınavda beklediğim sorulardan biri, bir su içeceğim tabii ki de ama muhteşem bir soru. Nasıl muhteşem bir soru? Soruya öyle bir dikkat ediyorsun ki X, Y, gerçel sayıları için bir şey vermiş sonra demiş ki Y sayısı M'den nedir arkadaşlar? küçüktür. Y sayısı M'den küçüktür. Y'den M'yi çıkartırsanız o da sıfırdan küçük olur. Ya da M'yi bu tarafa atarsanız Y eksi M sıfırdan küçük olur. Buranın işareti negatiftir. Aslında bildiğim pozitif negatif sayılar e, soruları çözüyoruz. Şimdi iki sayının çarpımı sıfırdan küçükse bunlar farklı işaretli olmak zorunda. Dolayısıyla Z eksi M pozitiftir. Yani z eksi m sıfırdan büyüktür ya da z sayısı m'den büyüktür diyebilirsin değerli arkadaşlar. Buraya bakıyorum z sayısı m'den büyük. Buraya bakıyorum z sayısı m'den küçük. Z sayısı m'den küçük. Z sayısı m'den küçük. Eledim. A at gitsin %50 şansım var. Neyse. Sevgili arkadaşlar devam edeceğiz tabii ki söylemeye. <laughs> Hocam bir sıralama yapacak olursanız az önce söylediniz. Y sayısı M'den küçük, M sayısı da Z'den küçük. O zaman Z sayısının, bak Z'nin Y'den büyük olduğunu gördün mü? Z Y'den büyük olduğuna göre küçükten büyük çıkınca yani Y eksi Z kimdir arkadaşlar? Negatiftir. Tekrar edelim. Y küçük Z ise tamam mı? Z'yi bu tarafa atınca Y eksi Z sıfırdan küçük oldu. O zaman buranın işareti negatif. Şöyle elimle kapattım. iki sayının çarpımının sıfırdan büyük olabilmesi için her ikisinin aynı işaretli olması lazım. Dolayısıyla x eksi y'nin de sıfırdan ne olması lazım arkadaşlar? Küçük olması lazım. x eksi y de sıfırdan küçükse eksi y'yi bu tarafa attığında x sayısı y'den nedir arkadaşlar? Küçüktür. Hadi gelin sıralayalım. Haydi gel, gel. Şimdi hocam başlıyoruz. X sayısı Y'den küçük. Y sayısı M'den küçük. Doğru mu? M sayısı da Z'den küçük. Böyle bir şık var mı? Böyle bir aşk görülmemiş dünyada. Arasalar bulamazlar rüyada. Neydi? Seni yazdım kalbime. Evet üçüncü soruda ne oldu arkadaşlar? Tamam oldu. Güzel bir soruydu. Basit bir soru. Sadece dikkat edeceksin. Biraz bunlarla ilgili soru çözmek lazım. Biraz daha enerjimizi iyi toplamak lazım. Korkmamak lazım. Korkunun da ecele faydası yok arkadaşlar. Bak burada mesela şu soruya geldik. Kalemimizi aldık. Diyoruz ki x artı y x artı y eşittir 0. Y'yi bu tarafa atınca x eşittir eksi y olmaz mı arkadaşlar? Olur. Ben buradan ne söyleyebilirim? Buradan şunu söyleyebilirim. X ile Y farklı işaretli. Hocam diyelim ki hiç matematik bilme. Tamam mı? Hiç matematik bilme. Hocam A sana sorayım. Diyorum ki X çarpı Y e, özür dilerim. X artı Y eşittir 0 ise Bunlardan biri artı 3 ise diğeri eksi 3'tür. Biri artı 5 ise diğeri eksi 5'tir. Biri eksi 7 ise diğeri artı 7'dir. Yani biri diğerinin zıt işaretlisidir. Bunu rahatlıkla söyleyebilirsiniz. Şimdi bak mavi kalemimi aldım şuraya bakıyorum. Diyorum ki x çarpı y çarpı z büyükmüş sıfırdan. Aziz dostum. Aziz dostum senden. Aziz dostum x ile y'yi çarpınca biri negatif diğeri pozitifse buranın işareti nedir? Eksidir. Ve bunların çarpımının sıfırdan büyük olması için z'nin işaretinin de ne olması lazım? Eksi olması lazım. Yani senin z dediğin sayı sıfırdan nedir abicim? Büyüktür. Öyle mi? Z dediğin sayı etrafı sıfırdan neymiş? Büyük değil. Kurban olan bak. Deniyorum. Öğrenciyi de deniyorum. Seni de deniyorum. Z sıfırdan küçük. Bir Hocam bak bak. Çiçeğe baktın değil mi? Hocam. Çiçeği böceği görünce bu kadınların var ya aklı gidiyor yemin ederim. Fark ettik canım. Ne Hocam, şey evet bunu aldım. Evet. Şimdi bunu Z parantezine aldım. Z çarpı X eksi Y küçük sıfır. Z çarpı X eksi Y küçük sıfırmış. Niye Z parantezini aldık? Hocam ben niye çarpanlara ayırmayı tekrar videosu olarak öne aldım? Çünkü arkadaşlar bir sürü işlem yapıyoruz yani. Z ortak parantezini aldım. Z'nin işareti sıfırdan neymiş? Z'nin işareti sıfırdan neymiş? Küçük. Burası eksi ise hocam eksi ile artıyı çarpınca sıfırdan küçük olur. O zaman x eksiye büyükmüş sıfırdan x büyükmüş y'den. E bunların da işaretleri birbirinden farklı olacak dedik ya. Bu artıysa bu eksidir. Çok güzel. x'in işareti artı, y'nin işareti eksi, z'nin işareti eksi, azı uzun çarşı. Gangnam Style. Dördüncü soruyu da tamamladık. Şimdi güzel bir soruydu. Beşinci soruya geliyoruz. Bu daha da güzel bir soru. O güzeldi. Bu daha da güzel bir soru. Arkadaşlar. Vurguncular, vurguncular. A çarpı B sayısı büyüktür sıfırdan. A çarpı B sayısı büyüktür sıfır ise A ile B nasıl işaretli arkadaşlar? Aynı işaretli. iki sayının çarpımı sıfırdan büyükse aynı işaretlidir. İki sayının çarpımı sıfırdan küçükse farklı işaretlidir. Şimdi ben geliyorum diyorum ki A'nın işareti artıysa B'nin işareti de artıdır. A'nın işareti eksi ise B'nin işareti de eksidir. E güzel. Burada bir bakalım karşımıza ne çıkacak. Şurayı görelim. Şu kısmı alalım. Şu kısmı alalım. Kırmızı kalemi de alalım. Diyorum ki. A bölü B çarpı 1 bölü D bu sayı sıfırdan büyükmüş. Ne demek arkadaşlar? İki sayının birbirine çarpımı Sıfırdan büyükse aynı işaretlidir. Birbirine bölümü de yani çarpımı sıfırdan büyükse bölümü de sıfırdan büyüktür. Artıdır. O zaman bu 1 bölü d de artıdır. Dolayısıyla 1 bölü d artı olduğuna göre d'nin işareti nedir? Pozitiftir. Demek ki d de sıfırdan büyük bir sayıdır. Hatta d için direkt söyleyebilirsiniz. D için buraya gelir dersiniz ki d kesinlikle her şartta nasıl bir sayıdır? pozitif bir sayıdır. Bu tamam. Bu tamam. Aha buraya geldin bak buraya geldin. Buraya geldin. 1 bölü C çarpı A bölü D. Küçükmüş sıfırdan onu söyledi bize. D'nin işareti artı olduğuna göre A bölü C'nin işaretinin eksi olması lazım ki eksinin artıya bölümü nedir arkadaşlar? Eksinin artıya bölümü daima ne no olsun arkadaşlar? Sıfırdan küçük olsun, negatif olsun. Bununla ilgili de şunu yazarım. Derim ki A ile C farklı işaretli. Hemen gel. Şuraya da C'yi yapıştır. A ile C farklı işaretli. A'nın artı olduğu yerde bu eksidir. Eksi olduğu yerde de bu artıdır. A ile C farklı işaretlidir dedik. Tamam. Sıkıntı tını ne? Başka bir şey var mı? Başka bir şey daha var. O da şöyle yapalım, bir deneyelim diyorum ki 1 bölü C çarpı A bölü D. A küçüktür. A bölü B çarpı 1 bölü D. A'nın işareti pozitif olsa durum farklı olur. Ama D pozitif olduğu için direkt atabilirim. Geri kalanı atamam. Geri kalan ile ilgili de derim ki. A bölü C küçüktür. A bölü B'den. Bunlar arasında bir ilişki kuramıyorum ama neyi biliyorum? Biri artıysa diğeri eksi, biri eksiyse diğeri artı. O yüzden A hakkında da yorum yapamıyoruz. Neyi bulmuşuz? A ile C farklı işaretli. Yani zıt işaretli bu doğru. B ile D aynı işaretli. Hocam aynı da olabilir, farklı da olabilir. Buna her zaman diyemeyiz. C ile D zıt işaretli, aynı da olabilir, farklı da olabilir. Buna da her zaman diyemeyiz. Doğru cevabımız neymiş arkadaşlar? Yalnız birmiş sevgili dostlarımız. Evet, beşinci soruyu da tamamladık. Hangi sorudayız etrabe? Yani, yani, yani son soru. Ondan sonra nereye geçeceğiz? Şöyle bir slaytımızı video devam edecek. Bir slaytımızı değiştirip mutlak değere geçeceğiz. Şimdi size şunu anlatayım. A eksi B'nin karesi çarpanlara ayırma bilgilerinizi hatırlayın. A kare eksi 2AB artı B karedir. O zaman hemen geldim buraya yazdım. Dedim ki A kare artı B kare büyüktür. A kare eksi 2AB artı B kare. Şık, şık yapalım. Gitti 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 git. Eksi 2AB'yi buraya alalım. 2AB. Hiçbir şey kalmadı sıfır var orada. Yani A çarpı B sayısı sıfırdan büyükse A ile B nasıl işaretli? Aynı işaretli. A'nın işareti artıysa B'nin işareti de artıdır. A'nın işareti eksi ise B'nin işareti de eksidir. A artı B ile ilgili bize demiş ki sıfırdan büyük. Her ikisinin toplamı, bak A artı B'ye bakıyorum. Her ikisi pozitif olduğunda, her ikisi pozitif olduğunda sonuç pozitif, negatif olduğunda negatif. A çarpı B veya A bölü B'yi bakalım neymiş? Bunları sorduğunda ise her ikisi pozitif, her ikisi pozitif olur. Çünkü negatifle negatifin çarpımı da pozitiftir. O zaman bu her zaman doğru değil, bunun üstünü çizdik. Peki A çarpı B'nin sıfırdan büyük olduğuna bakalım. A çarpı B sıfırdan büyük. Her ikisi aynı işaretli. A sıfırdan büyük, B sıfırdan küçük. Bu da yanlış arkadaşlar. Doğru cevap yalnız 2 diyoruz. Basit eşitsizliği bitirdik. Gitmeyen bir yere mutlak değerle devam ediyoruz arkadaşlar. Görüşürüz. Evet arkadaşlar basit eşitsizlikle ilgili sorularımızı çözdük. Sıradaki kim var? Mutlak değer var. Mutlak değerden de sınavda her yıl bir tane ayırt edici soruyla karşılaşabilirsiniz. Hep beraber gelin mutlak değer sorularımızla da tekrarlarımızı yapmaya başlayalım. Şimdi A1 tam sayı olmak üzere burada 3 tane öncül vermiş. Sayılarından demiş ki yalnızca ikisi birbirine eşittir. Buna göre A'nın alabileceği farklı değerlerin toplamı kaçtır? 3 tane durum var. Yalnızca ikisi birbirine eşit olduğuna göre birinci, duru, birinci durumu söylüyorum. Diyorum ki mutlak değer A artı 5 eşittir mutlak değer 2A artı 4'e. Yani bu ilk iki öncül birbirine eşit olduğunda bakalım karşımıza ne çıkacak. Hemen şöyle hatırlatma yapıyorum. Diyorum ki mutlak değer x mutlak değer y'ye eşit ise x eşittir y veya x eşittir eksi y şeklinde ifade edebilirsiniz. Kalemimizi aldık. Efendim a artı 5 a artı 5 eşittir bir 2 a artı 4'e A artı 5 eşittir bir de eksi 2A eksi 4'e şeklinde ifade ettik. Diyorum ki A'yı bu tarafa attım 2A'dan A çıktı A kaldı. 4'ü bu tarafa attım 5'ten 4 çıktı 1 kaldı. Eksi 2A'yı bu tarafa attım artı 5'i bu tarafa attım. Toplamda 3A eşittir eksi 9 olur. A buradan kaç çıkar arkadaşlar? Eksi 3 çıkar. A'nın alacağı farklı değerlerin toplamı demiş. Bir tanesi 1. Diğeri kimmiş? Eksi 3'müş. Bir de mutlak değerde şunu yapmanızı tavsiye ederim. Bulduğunuz değeri bir yerine yazın bakalım. 1 artı 5 6. 2 çarpı 1 artı 4 de 6. 6 6 6'ya eşit. Eksi 3 yazdığınızda buradan 2 gelir. Eksi 3 yazdığınızda buradan da 2 gelir. Dolayısıyla arkadaşlar şunu rahatlıkla söyleyebilirsiniz. A eşittir 1 ve A eşittir eksi 3 değerleri bu ifadeyi sağlıyor Diyebilirsiniz. Şimdi gelin ikinci durumu söyleyelim. İkinci durumdan ne oldu? Önce birinci ile ikinciyi birbirine eşitledik. Şimdi gelin kime eşitleyeceğiz? Birinci ile üçüncüyü birbirine eşitleyelim. Yani mutlak değer a artı 5 eşittir kime? 8'e. Hatırlatmakta fayda var mı? Bence var arkadaşlar. Mutlak değer x eşittir a ise x eşittir bir a'ya, x eşittir bir de eksi a'ya diyebilirsiniz demiştik. O halde A artı 5 ifadesi bir kime eşittir? 8'e eşittir. A artı 5 ifadesi bir de kime eşittir? Eksi 8'e. Hemen söyleyelim arkadaşlar. Buraya diyorum ki artı 5 o tarafa atınca 8 eksi 5'ten A buradan kaç çıkar? 3 çıkar. Artı 5 o tarafa atınca eksi 8 eksi 5'ten eksi 13 çıkar. Şimdi buraya geliyorum. Diyorum ki bulduğunuz değerleri bir yerine yazın. 3 artı 5 tamam, eksi 13 artı 5 tamam, sağlıyor ikisi de. O zaman iki tane daha değerimiz var. Bunlar kim arkadaşlar? E, 3 e eksi 13. Şimdi üçüncü durumu inceleyelim. Herhangi ikisi birbirine eşitmiş diyoruz arkadaşlar. Üçüncü durumda da neden bahsedeceğiz? Diyeceğiz ki 2a artı 4 bu sefer 8'e eşit olacak. Yani ikinci ile üçüncü öncül. Mutlak değer 2A artı 4 eşittir 8'e. 2A artı 4 eşittir 8 veya 2A artı 4 eşittir eksi 8 şeklinde ne yapacağız abi? Eşitleyeceğiz. Şimdi artı 4'ü bu tarafa attık. 8'den 4 çıktı. 2A eşittir 4'e. A buradan ne oldu? 2'ye. Artı 4'ü bu tarafa attık. 2A eşittir eksi 12'ye. A buradan ne çıktı? Eksi 6 çıktı. Değerleri dedim ki götürün yerine yazın. 2 yazdığınız zaman sağlıyor. Eksi 6'yı yazdığınız zaman sağlıyor. O zaman A'nın alacağı değerlerden bir tanesi de ya da diğerleri de kimmiş? Artı 2 ile eksi 6'ymış. Hocam bunları bir toplayabilir misin? Tabii ki toplayabilirim. Pislik olsun diye sarıyı seçtim. Ne oldu hocam? Artı 3 eksi 3 birbirini götürdü. Hemen söylüyorum. Eksi 13, eksi 6 daha. Eksi 19, eksi 19. Gördün mü? Cevabımız da eksi 16 oldu. Sınavda böyle bir soruyla karşılaşma ihtimalin çok yüksek. Ben olsam yazarım. Metin Hoca demişti derim. 2024 KPSS şeklinde söylemiş olabilirim. Birinci soruyu tamamladık. Geldik ikinci soruya. ABC pozitif tam sayıları için A çarpı B eşittir 12 şeklinde bir ifade vermiş. Bak burada bu sorunun güzelliği ve kolaylığı nerede biliyor musun? 1 pozitif olacak 2 tam sayı olacak. O zaman işimiz çok kolay. Niye? Bu A çarpı B eşittir 12 eşitliğini sağlayan 1'e 12'dir, 2'ye 6'dır, 3'e 4'tür, tamam mı? 4'e 3'tür, 6'ya 2'dir, 12'ye kimdir arkadaşlar? Birdir. Bunları bu şekilde söyleyebiliriz. Ama pozitif tam sayı demeseydi bir de bunların eksillerini alacaktık. Unutma A artı B'nin pozitif oldukları için direkt söyleyebilirim. A artı B'nin kime eşit olması lazım? 8'e eşit olması lazım. Bak A pozitif, B pozitif o zaman mutlak değeri dışına da pozitif olarak çıkarlar. 1 ile 12'yi topladın olmaz. 2 ile 6'yı topladın 8. 3 ile 4 olmaz. 4 ile 3 olmaz. Bir de 6 ile 2 olur. Bak burada dikkat edeceksin. Önce şöyle yapıyorum. Diyorum ki aşağıda bir denklem var. A eksi B artı C mutlak değer içinde 9'a eşit. Birinciyi deniyorum. Birinci değerlerimizde A'nın 2 olduğunu, efendim B'nin de 6 olduğunu düşünerekten 2 eksi 6 artı C eşittir. Kime arkadaşlar? 9'a. Buradan ne geldi? 2 eksi 6'dan eksi 4 artı c eşittir 9'a. Bu ifadeyi bir 9'a eşitlediğimiz zaman bakalım karşımıza kim gelecek? Eksi 4'ü bu tarafa atınca c kaç çıktı? 13 çıktı sevgi arkadaşlar. Bir de 6'ya 2'yi deneyeceğiz. Tekrar yazıyorum. A eksi B artı C eşittir 9 demişiz. Şimdi A gördüğümüz yere 6, B gördüğümüz yere 2 deneyeceğiz. Genelde ne oluyor biliyor musunuz Etrabe Hanım? Sınavda öğrenciler soruyu çözerken 2'ye 6 ya da 6'ya 2 o dakika aklına geldi ya. Olduğu gibi yazıyoruz ama bak burada bize değerlerinin toplamı demişse demek ki arkadaşlar hem 2'ye 6'yı hem de 6'ya 2'yi ayrı ayrı denemeniz lazım. Yazmanız lazım. ama sınav anında bunu gözünüzden kaçırıyorsunuz. O yüzden değerlerin toplamı deyince lütfen ne yapın bunu dikkate alın. Hemen geldik. A gördüğümüz yere kaç yazıyorduk? Bu sefer 6 yazıyorduk. 6 eksi 2 artı C eşittir 9'a. O zaman 4 artı C eşittir 9 olduğuna göre C de buradan bak kaç çıktı? 5 çıktı. C'nin alacağı değerlerden bir tanesi 13, diğeri 5. Topladığın zaman ne yaptı? Baskil yaptı. Doğru cevap 18. İkinci soruyu da tamamladık. Üçüncü soruya doğru operasyon devam ediyor. Çünkü banko bir tane mutlak değer sorusu var sevgili arkadaşım. Bak şunu net görmüşsünüzdür. Ben 6 soru çözmüşsem ondan sınavda banko soru var yani. 6 soru çözmüşsem %100. 4 soru çözmüşsem %90. 3 soru çözmüşsem %70, 2 soru çözmüşsem %50 sınavda bankosu çözmemişsem geledebilir edebilir, gelmeye edebilir. Biz tekrar videolarında amacımız direkt sınava yönelik netlerimizi arttırmak ve konu tekrarlarımızı yapmak, sınava uygun soruları çözmek diyorum. Normal tekrar videolarına benzemiyor. Burada başka bir olay var. X ve Y gerçel sayıları için Mutlak değer x eksi 6 eşittir eksi 2x ise demiş. Mutlak değer x a'ya eşit olduğunda x eşittir a veya x eşittir eksi a demiştik. O halde mutlak değer x eksi 6 da eksi 2x'e eşitse biz x'in kim olduğunu bilmiyoruz. Bir kere bu eksi olduğuna göre demek ki bu x negatiftir. Yani x sıfırdan küçüktür. Niye sıfırdan küçük biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü mutlak değer dışarı negatif çıkmaz. Bu mutlak değerin en büyük özelliği şudur. Çamaşır makinası gibi yukarıdan artı atarsın aşağıdan yine artı çıkar. Efendim kirli çamaşırı koydun aşağıdan yine artı çıktı. Dışarı her şartta pozitif e çıkar ama içeri kirli çamaşır da gelebilir, temiz çamaşır da gelebilir. Orada sıkıntı yok. Dolayısıyla eksi 2x'in pozitif olabilmesi için x'in sıfırdan küçük olması lazım. Sıfırdan küçük olursa buranın işareti eksidir. Eksi x artı 6 eşittir. Eksi 2x'e. At bu eksi 2x'i bu tarafa ya da eksi x'i bu tarafa at. Ne oldu hocam? Eksi x eşittir 6. Dolayısıyla x eşittir kaç çıktı? x eşittir eksi 6 çıktı. Şunu yapsaydın da bulurdun. Bir eksi 2 x'e bir artı 2 x'e eşitlerdin. Oradan x değerinden birini yerine koyunca sağlamadığını görürdün. Bize lazım olan değer eksi 6'dır. Bak yazınca eksi 6 ile eksi 2 çarptık 12. E ne oldu eksi 6 eksi 6 daha 12 sağlıyor sıkıntı yok. Ben bu x değerini aşağıda bir tane daha denklem vermiş. Mutlak değer denklemi. Demiş ki mutlak değer y artı 2x eşittir 3y'ye. Hemen x gördüğüm yere eksi 6'yı yazdım. Y eksi 12 eşittir 3y'ye. İki durum var diyorum. Y eksi 12 bir 3y'ye eşittir. Y eksi 12 bir de kime eşittir arkadaşlar? artı 3Y. Ye. Şunu direkt yapabilirdim arkadaşlar. Buradaki Y sayısının 12'den büyük olması lazım ki içinin pozitif olması lazım. İçi pozitif olunca da dışı pozitif olsun diyebilirdim. Yukarıda yaptığım gibi gerek yok. Bir de böyle çözelim. Hocam attık buraya 2Y eşittir. Eksi 12. Y eşittir. Eksi 6 çıkar. Bak sen bu eksi 6'yı alamazsın. Eksi 6'yı getirip buraya yazdığında tamam mı? Burası negatif olduğu için İfade anlamsız, tanımsız olur. Mutlak değer dışarı. Negatif çıkmaz. Ama eksi 6'yı bırak gel buraya. Hocam y'yi bu tarafa attık. Burada bir yerde işlem hatası mı yaptık ona bir bakalım. Bir bakalım. Tabii ki işlem hatası yaptık. Burada artı 3 y'ye eşitledik. Orada eksi 3 y'ye eşitleyeceğiz. Şunu bir daha yazalım. Hm. İşlem hatası değil. Eksik yazdık. Heh. Burası da eksi 3 y olur. Hocam 3 eksi 3 ya buraya 12 buraya y artı 3 y eşittir 12. Hemen 4 y eşittir 12 ise y buradan kaç çıktı? Y buradan 3 çıktı. Yerine koyduk sağladı mı? Sağladı. O zaman x'in değeri eksi 6. Y'nin değeri artı 3. O halde x çarpı y'yi sormuş bize. Yine baskil yine bir 18 ama bu sefer eksi 18 diyoruz arkadaşlar. Üçüncü soruyu tamamladık. <laughs> Dörde geçiyoruz. Kusura bakmayın boğazım çok tarih olmuş. Bidondan su içiyorduk bardağı boşalttık. Medeniyet gelmiş yani biz ondan içmeyin. Şimdi arkadaşlar mutlak değerde çubuklardan kurtulmanın iki yolu var. Bence bunu not olarak alabilirsiniz. Beni ilk defa izleyen arkadaşlar varsa Diyoruz ki bu mutlak değer iki tane çubuktan oluşuyorsa bu çubuklardan kurtulmanın yolu çubuklardan kurtulmak için tamam mı? Bir. Bak Berk yaramazlık yapıyor gene. Mürekkep bitti ha. Bir. Önce mutlak değerin İçinin işaretini belirle. Gel yapalım. X sıfırdan küçükse eksi x sıfırdan büyüktür. Bu artıdır. Y eksi x büyük bir sayıdan kendisinden küçük bir sayı çıkınca nedir? Artıdır bu da. Y'nin işareti sıfırdan büyük olduğu için artıdır x eksi y küçükten büyük çıktığı için buranın işareti de eksidir. Önce mutlak değerin içindeki sayıların işareti belirlenir. Sonra ne yapılır? İkinci olarak da şu söylenen içindeki sayı ile içindeki sayı ile işareti çarp. Artı ile eksi çarptın eksi x. Artı ile y'yi çarptın artı y. Artı ile eksi çarptın eksi x eşittir 10. Buradan düzenlediğin zaman y eksi 2x eşittir kaç etti? 10 etti. Artı ile y'yi çarptın artı y. Eksi ile eksi çarptın eksi x. Eksi ile eksi çarptın artı y eşittir 8. Burayı da düzenlediğim zaman ne geldi? 2y eksi x eşittir. Kimi arkadaşlar? 8'e. Etra bak tek hareket yapacağım Mahmut. Şimdi bana x artı y'yi sorduğu için bunu eksiyle çarpıyorum. Bu artı oldu, bu eksi oldu. Taraf tarafa topluyorum. Eksi y ile artı 2 y'nin toplamı y. 2 xten x çıktı x. Eksi 10'dan 8'i topladın eksi 2. Yani x artı y'nin değeri neymiş arkadaşlar? Eksi 2'ymiş. Yine sınavda karşında çıkabilecek, karşına çıkabilecek... Sorulardan birini çözdük. Telefonla oynamayın arkadaşlar. Bakın ben size son bir işle uğraşıyorsanız, araba sürüyorsanız, ders çalışıyorsanız, video çekiyorsanız, video anlatıyorsanız, ders çalışıyorsanız, bir daha söylüyorum, ders dinliyorsanız, ne yapın arkadaşlar, telefonla uğraşmayın, Wi-Fi'yi kapatın. Gelen mesajlar, siz kabul etseniz de etmeseniz de sizin dikkatinizi dağıtacaktır. Bunu aklınızdan çıkartmayın diyoruz. Ve beşinci soruya doğru geliyoruz. Şimdi arkadaşlar beşinci sorudayız. M ve N gerçel sayılar ve M sayısı N'den küçük. Bak bir şey söyleyeceğim. M eksi N küçükten büyük çıktığı için bu negatiftir. N eksi M büyükten küçük çıktığı için işaretine bakılmaksızın bu pozitiftir. Bu böyle burada bir dursun. Şimdi biz önce bu mutlak değerlerden kurtulmanın yolu için dedik ki önce işaretini belirle. N sayısı sıfırdan büyüktür ama eksi N sayısı sıfırdan küçüktür. M sayısı sıfırdan küçük, eksi 2 de sıfırdan küçük. O zaman burası da negatiftir. Çarptığımız zaman ne geldi? Eksi M artı 2, eksi ile eksiyi çarptın. Artı ne? Eşittir. Kime? 12'ye. M eksi N'ye bakalım. Az önce söyledim işareti eksi. N pozitif 3 eklersem bura yine pozitif olur. Eksiyle M'yi çarptım. Eksi M. Eksiyle eksiyi çarptım. Artı N. Artı N artı 3 geldi buradan da. Eşittir. Bu da kime? 19'a. Bu iki denklemi bir düzenleyelim diyorum. Birinci denklemde artı 2'yi bu tarafa atınca N eksi M eşittir 10 geldi. İkinci denklemde 2N eksi düzgün 2n eksi m eşittir 19'dan 3 çıkınca 16 bize m çarpı n'yi sormuş o zaman bizim ayrı ayrı kimi bulmamız lazım m ile n'yi bulmamız lazım kolay bunu eksiyle çarptığında işaret değiştirir taraf tarafa topla 2n'den n çıktı n. 16'dan 10 çıkınca 6 e az önce söylemiştik n eksi m eşittir 10'du. N gördüğümüz yere 6 yazarsak eksi N buraya 10 buraya. E 6 eksi 10 eşittir. M'ye M kaç çıktı? Eksi 4 çıktı. Bize M çarpı neyi sormuş? Eksi 4 ile 6'nın çarpımı eksi 24'tür. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Eksi 24. Anlaşıldı mı dediğimde ne yapın biliyor musunuz? Videonun altına geçin. Anlaşıldı Metin Hocam. Teşekkür ederiz Metin Hocam. İyi ki varsın Metin. Şaka arkadaşlar. Ama videolarımıza yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Sevgili arkadaşlar duygularınız neyse tabi. Altıncı soruya geldik. Hocam gerçekten tam ÖSYM tarzı sorular çözüyorsunuz mutlak değerle ilgili dediğinizi duyuyorum, hissediyorum. Haberiniz olsun. A ve B tam sayıları için. Bakın tam sayı deyince işin içinde pozitifler de var. işin içinde negatifler de var. A eksi 2 sayısı A eksi 6 sayısına eşitse. O zaman şöyle söyleyeceksiniz. A eksi 2 eşittir bir A eksi 6'ya. A eksi 2 eşittir bir de eksi A artı 6'ya. Yine benzer şekilde alt tarafa gelmeden önce burayı bir düzenlemem gerekiyormuş. Bir de baba abu 6'lar ağlar gidince eksi 2 eksi 6'ya eşit olmaz. O zaman buradan bir cacık olmaz. Eksi a'yı bu tarafa attın. Bizim orada öyle. Bundan bir cacık olmaz demek. Evet. Şimdi eksi a'yı bu tarafa attın. Eksi 2'yi buraya attın. a artı a eşittir 6 artı 2. 2 a eşittir 8. a buradan kaç çıktı? 4 çıktı. a kaç çıkmış? 4 çıkmış A'yı 4 bulduk yerine koyduk sağlıyor mu? Sağlıyor aslan parçası sıkıntı yok. Şimdi ikinci denklemi çektim buradan aldım kötü adamların elinden aldım bu denklemi. A gördüğüm yere 4 yazdım 4-B 2 kere 4 8-8 artı B yine yukarıdaki gibi bir denklem çıktı. Ne yapacağız arkadaşlar bunu da çözelim. 4-B bir eşittir 8 artı B'ye. Bir de şunu söyleyeceksiniz. 4 eksi b eşittir eksi 8 eksi b'ye. Yani bir artılısına eşit bir de kime eşit arkadaşlar? Eksilisine eşit. Lakin fakat ama eksi b'ler gider 4 eksi 8'e eşit olmadığı için bu denklemin hayatımızda bir yeri yok. Eksi b'yi bu tarafa attın. 8'i bu tarafa attın. 4 eksi 8 b artı b 2B eşittir, eksi 4. B eşittir, kaç çıktı? Eksi 2 çıktı. O zaman A dediğin sayı kaçtı? 4'tü. B dediğin sayı eksi 2'ydi. A çarpı B dediğin sayı da kaçtır arkadaşlar? Ay toplamış. Etrafa niye söylemiyorsun? Toplayacağız. Bak A artı B. Yani 4 eksi 2. Buradan da kaç çıktı? 2 çıktı. Sevgili arkadaşlar, genel tekrar... Teşekkür ederim. Genel tekrarda basit ve mutlak değerden birer tane soru geliyor. Bu videoda iki soru cepte. Size hayırlı uğurlu olsun. Yüreğinizden öpüyorum. Allah'a emanetsiniz.